Merhaba değerli izleyenler, hoş geldiniz. Yeşil Ufuk'la karşınızdayız. Ben Naz Özdeğirmenci. Bugünkü programımızda plastik sektöründe sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularında önemli gelişmeleri değerlendireceğiz ve sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanında yapılan çalışmaları ve aynı zamanda geri dönüşümde nitelikli bir organizasyon kurmak için atılması gereken adımları Türkiye'nin önde gelen sivil toplum örgütlerinden Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu ile konuşacağız. Yavuz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Naz Hanım. Şimdi öncelikle PAGEV'i size soracağım. Çünkü dünyada yılda 1 trilyon kilo plastik üretiliyor ve plastik onlarca yıldır hayatımızın aslında her alanını hükmediyor dersek yanlış olmaz. Ancak çevreye, işte sağlığa ve diğer alanlara zararları konusunda da bilinç sahibi olmaya başlamamız daha çok yeni. PAGEV olarak Türkiye'nin önde gelen sivil toplum örgütlerinden birisiniz. Türkiye'deki bu plastik sektöründe nasıl bir rol oynuyorsunuz ve sektöre katkılarınız neler? İsterseniz sohbetimize böyle başlayalım. Çok güzel ifade ettiniz. Önce şunu söyleyeyim. Gerçekten baktığınızda plastik 1950'lerde hayatımıza girdi. Ama bugün hayatın birçok yerinde çok aktif olarak bulunuyor. Sizin de söylediğiniz gibi bugün sağlık sektöründe, işte bugün kullandığımız tıpta kullanılan serum torbalarından kalp kapakçıklarına, gözde kullanılan lense veya vücutta kullanılan protezlere, gıda ambalajlarına, televizyon, beyaz eşya gibi ürünlerin içinde, otomotiv sektöründe aynen ifade ettiğiniz gibi bugün hayatın birçok alanında plastik kendine kullanım alanı bulabiliyor. Şimdi soru yine sizin çok güzel söylediğiniz gibi, bunu nasıl doğru bir şekilde kullanabiliriz? Hem hayatımıza kattığı bu kadar birçok yerinde önemli bir misyon üstlenen malzemeyi kullanmaya devam ederiz ama diğer taraftan da çevreye, sağlığa zarar vermeyecek, bunu sürdürülebilir kılacak bir yöntemi nasıl oluşturabiliriz? Bizim vakfımızın adı Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. Hı hı. Dikkat ederseniz ismimizde de, kuruluşumuzda 1989'dan itibaren ana misyonumuz, demin o güzel ifadeyle söylediğimiz, sürdürülebilirliği sağlayacak çözümleri üretmek. Yani bir taraftan plastiğin hem çok uygun fiyatlı bir malzeme olması sebebiyle dünyadaki insanlara, işte demin saydığım gibi tıptan beyaz eşyaya birçok noktada sağladığı refahı kullanalım, gelişmişliği, kalkınmayı, ama diğer taraftan da çevreye, sağlığa uygun bir şekilde bunu nasıl konumlandıralım? Bunun içinde de tabii birazdan yine konuşuruz. Evet. Geri dönüşümden tutun da plastiğin özellikle inovatif olarak özelliklerinin geliştirilmesi, yeşil dönüşüm içindeki konumu, bununla ilgili hem kamuyla hem kamuoyuyla iletişimi, bunların doğru bilinçlendirilmesi gibi birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. En önemli, yine güzel bir şeyimiz var. Bütün bu anlattıklarımızı, sorunuzun son noktasını öyle koyayım. Bir sloganımız var. Televizyonlarda da reklam olarak yayınlamıştık. Şunu diyoruz: plastiğin doğada yeri yok ama hayatımızda yeri çok, işi çok, geri dönüştürelim. Bu dengeyi sağlamaya çalışan bir vakfız. Evet Yavuz Bey, şimdi baktığımız zaman hakikaten plastikte sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm çok çok önemli. Çünkü bakın, OECD'nin bir raporuna yer vermiş gazete Oksijen. Şöyle söylüyor: plastik atıkların yaklaşık 3'te 2'si 5 yıldan kısa kullanım ömrüne sahip plastikler ve atıkların %40'ı ambalaj, %12'si tüketim ürünleri, %11'i giyim ve tekstilden oluşuyor. Plastik atıkların %22'si atık yönetim sistemlerinden kaçıyor ve kontrolsüz çöp sahalarına gidiyor. Kaçak bir şekilde yakılıyor demiş. Yani OECD'nin raporuna baktığımız zaman, bu rakamlara da baktığımız zaman, plastiğin çoğunun ya çöpe ya çöpe gittiğini ya da yakıldığı ifade edilmiş aslında. Sadece %9'unun geri dönüştürülebilir olduğunu söylemiş. Bununla ilgili ne söylersiniz? Çünkü aynı raporda aynı zamanda plastik üretimi böyle sürerse 2050'de denizlerde balıktan çok plastik olacağı da söylenmiş. Değerlendirmenizi alalım. Tabii ki. Şimdi şunu söylemek lazım öncelikle. Plastik çok büyük, aynı zamanda bir ekonomik değer. Yani demin söylediğiniz noktada en önemli şey şu: bir plastiğin herhangi bir şekilde yakılması veya doğaya bırakılması iki türlü zarara yol açıyor. Bir tanesi çevresel zarar, ama bir tanesi de çok kolay geri dönüştürülebilir değerli bir kaynağı yok ediyorsunuz. Yani
kıymetli bir kaynağı yok etmiş oluyorsunuz. Plastiğin geri dönüştürülebilirlik oranı baktığınızda yani dünyada kompozit malzemeleri bir yana koyuyorum. Katmanlı kompozit dediğimiz ama plastiklerin çoğu geri dönüştürülebilir. Ama soru işareti şu, peki geri dönüştürülebiliyor da ne kadarı bunların toplanıp doğru bir şekilde ayrılıp geri dönüştürülüyor? Esas sorun burada. Bu noktanın da yine OECD'nin de yaptığı çalışmalarda en çok üzerinde durduğu konu şu. Atık yönetimi burada anahtar kelime. Yani atık yönetiminden neyi kastediyoruz Naz Hanım? Bu plastik demin söyledim. Tıptan bugün kullandığımız birçok noktada hem fakirliğin azaltılmasına, pahalı alternatif ürünlerin yerine tutup refahın geniş insan topluluklarına yayılmasına fayda sağlıyor da biz bunların atık yönetimini doğru yapamazsak demin o söylediğiniz o rapordaki tablo ortaya çıkıyor. Bunu nasıl peki düzgün bir şekilde yapacağız? İşte burası çok önemli. Evet. Burada atık yönetimini yapacağız. Atık yönetimini biraz açalım. Neyi kastediyoruz? Madem plastik böyle büyük bir ekonomik değer, bu ekonomik değeri kullandık, işi bitti, attık. Ama attığımız malzemeyi ondan sonra doğru bir atık yönetimine tabi tutmamız lazım. Bunu ne yapmamız lazım? Bir, mümkünse en iyisi kaynağında ayrı toplamamız lazım ki demin söylediğiniz gibi o kötü uygulamalarda olduğu gibi efendim gömülmesi, yakılması hem çevresel zarar hem de değerli bir kaynağın yok olması. Ne yapacağız? Bir, atık yönetimini daha iyi hale getireceğiz. Yani kaynağında ayrı toplama sistemlerini geliştireceğiz. İki, şu anda ülkemizde de mevzuata göre önümüzdeki sene başlayacak olan depozito iade sistemi gibi tüketiciyi bu atığın ekonomik değerini kendisi de eğer bunu doğaya atmak yerine geri getirirse ekonomik değerinden kendisinin de faydalandığı sistemleri getireceğiz. Avrupa'da nitekim Almanya'da başta olmak üzere onun periferisindeki ülkelerde çok yoğun bir şekilde depozito iade sisteminin atık yönetimine yaptığı katkılar çok açık görüldü. Çok yüksek geri dönüşüm oranlarına çıkıldı. Önümüzdeki sene başı itibariyle ülkemizde de depozito sistemiyle birlikte bunun artacağını düşünüyorum. Bir de en önemlisi tabii bizlerin bir tarafta da hepimiz aynı zamanda tüketiciyiz. Şunu çok iyi görmemiz lazım. Bu plastikler evet uygun şartlarda, uygun fiyatlarda bize diğer alternatiflere göre çok ekonomik bir çözüm sağlıyor. Hayatımızı bu anlamda ekonomikleştiriyor. Ama bunları doğaya atarsak, bunları çevreye bırakırsak çevresel ciddi zararların da karşılığı oluşuyor. Bunların da hayatımıza yakın ve uzun vadede dönüşleri var. O yüzden tüketici bilincinin de yükseltilmesi, bu geri dönüşüm sistemine herkesin katkı yapması, doğaya atılmasının engellenmesi, kamunun da atık yönetimi yatırımlarını, yani bu yatırımları bir bütün olarak bizim gibi sivil toplum örgütleriyle istişare halinde geliştirmesi dünyada bu anlamda ciddi bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum. Evet, şimdi baktığımız zaman Yavuz Bey, aslında Türkiye Avrupa'dan ne yazık ki en çok plastik ithal eden ülke seviyesine gelmiş durumda. Öyle ki son 16 yılda 196 kat arttığı söyleniyor plastik atık ithalatının. Bu da aslında yaklaşık 15 milyon tonla Avrupa Birliği'nden en fazla atık ithal eden ülke olmamızı da sonuç olarak önümüze getiriyor. Şunu sormak istiyorum, plastiği dönüştürmek zor mu? Plastiği dönüştürmek çok kolay. Şimdi burada en önemli şey, demin onun için söyledim, atık yönetimi çok önemli. Hemen biraz isterseniz çok kolay kelimesini altına açmak isterim size. Şimdi plastik normalde çok kolay, bizim tabirimizle söyleyeyim, plastik aslında ipekten yumuşak olabilen, çelikten sert olabilen bir malzeme. Çok çeşitli formlara çok kolay girebilen bir malzeme. Bu anlamda da hemen alternatif kıyaslama yapalım. Camı eritip tekrar bir cam üretmek için cam fırınları 3600 dereceye yakın büyük bir ısıya ihtiyacı var. Bunun enerji karşılığını, tüketilen enerjiyi düşünebilirsiniz. Plastik ise 200 derecede, 250 derecede tekrar eriyip tekrar ürün olabiliyor. Burada önemli olan plastiğin anahtar kelimesi, plastiğin çok güzel atık yönetimiyle toplanması, doğaya bırakılmaması. Önemli bir nokta Avrupa'dan ithalat dediniz. Bu çok önemli bir konu. Çünkü evet, bu konu özellikle yeşil dönüşümün en önemli parçalarından bir tanesi. Bunun bir şekilde iyi anlaşılması lazım. Türkiye'de normalde şöyle bir algı var. Biz acaba Avrupa'da hiçbir işe yaramayan çöpleri getirip
Türkiye'de biz bunları işte atıp gömüyor muyuz acaba diye kamuoyunda bir kaygı var. Hatta bu kaygının önemli bir kısmı basında da yer aldı. O basında yer alan haberler özellikle 2 sene önce, hatırlarsanız 2-3 sene önce ana gündemi oluşturdu. Fakat bunun ilginç bir yanı var, onu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi Avrupa'dan atığı en çok alan ülke Avrupa diyoruz ya, Avrupa'nın kendisinin de atık ithal ettiğini bilmiyoruz mesela. Niye bilmiyoruz? Hemen bu istatistiği nereden aldığımızı söyleyelim. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu diye bir kurum var. İnternete Google'da yazdığınızda onların resmi sitesidir. Resmi siteye girin, Türkiye'nin plastik atığı en çok oradan ithal ettiğini görürsünüz. Ama aynı zamanda şeye bakın, Avrupa Birliği'nin kendi ithal ettiği atığa bakın. Avrupa Birliği de plastik atık ithal ediyor. Niye ediyor? Şunun için ediyor. Şu anda yeşil dönüşümle birlikte ürünlerin içinde, bu plastik de buna dahil, artık dünya petrolden çıkarılmış yeni ürün, yani petrolden ham madde yapıp bunu ürüne çevirmek yerine atıkları geri dönüştürün, ürünlerin içinde geri dönüşmüş ham madde kullanın diye Avrupa Birliği'nin yeni bir normu var. Bu norm çerçevesinde de her ülke kendi geri dönüşüm sanayini güçlendirip bu konudaki yatırımlarını arttırıp küresel geri dönüşümde güç olmak istiyor. Çünkü geri dönüşüm gücünün şöyle bir önemi var. Hemen basitçe anlatmak istiyorum. Yeni mevzuat Avrupa Birliği'nde şunu getiriyor. Diyor ki siz plastikten herhangi bir ürün yaptınız. Diyelim ki gıda ambalajı yaptınız. Bir ambalaj yaptınız veya bir otomotivin bir parçasını yaptınız. Bu yaptığınız ürünün içinde belli bir yüzde geri dönüşüm ham madde kullanmak zorundasınız. Şöyle ifade edelim. Örneğin siz bir araba yaptınız. Türkiye'de ürettiğimiz otomobil sektörü için söyleyeyim. Bir arabanın ağırlığının %25'i plastiktir Nazan'ın. Bu ağırlığın %25 olan plastik ağırlığının diyor ki minimum %25'ini de geri dönüşmüş plastik atıklardan yapmak zorundasın. Bunu aynı şeyi pet şişe örneğini vereyim. 2030 yılında diyor ki Avrupa'ya girecek her pet şişenin içinde %30 daha önce geri dönüşmüş ham madde olmalı. Şimdi buna baktığınız zaman bu nasıl bir sonuç getiriyor? Dünyanın her tarafında atık çok kıymetli hale geliyor. Herkes bu atığı bulmak zorunda. Çünkü eğer yeteri kadar atığınız yoksa bunun şöyle bir sonucu olacak. 2030 yılında diyelim ki biz Türkiye'de büyük bir gazlı içecek üreticisiyiz. İsim vermiyorum. Türkiye'de üretip diyelim ki Bulgaristan, Romanya, değişik Avrupa'daki operasyonlarımızı da buradan gazlı içecek gönderiyoruz. Eğer onu koyduğumuz şişenin içinde %30 geri dönüşüm atıktan yapılmış ham madde bulamazsak o malı Avrupa'ya ihraç edemeyeceğiz. Hatta bunun sınırda karbon vergisinden daha sert bir yanı var. Sınırda karbon vergisinde biliyorsunuz ithalatçı eğer karbon mekanizması yeterli değilse karbon emisyonu üstüne para veriyor. Ama bunda %30 yerine %29 diyelim geri dönüşüm ham madde buldunuz, o ürünü satamıyorsunuz. Yani sadece plastiği değil, onun içine konan maddeyi de satamıyorsunuz. Arabayı da satamıyorsunuz, ihracat yapamıyorsunuz, beyaz eşyayı da satamıyorsunuz. Şu anda küresel bir geri dönüşüm ham maddesinde bir savaş var. Herkes o 1970'lerdeki petrol krizinde herkesin petrol peşinde olduğu gibi bugün de dünyada en önemli konulardan bir tanesi Avrupa Birliği'nin yeni normuna uygun geri dönüşüm ham madde atık bulup bunu geri dönüştürmek. Ama burada önemli bir soru var. Kamuoyunun esas merak ettiği şey şu. Bunu düzgün yapabiliyor muyuz? Yani atık evet bir ham maddedir. Dünyanın her tarafında artık yeşil dönüşümle birlikte atık çöp diye görünmüyor. Atık değerli bir ham madde. Hatta yeniden maden çıkartılmasının, petrol çıkartılmasının önüne geçen bir şey. Burada bizim yapmamız gereken Türkiye'de geri dönüşüm sistemini geliştirmek. 2 sene önce, 3 sene önce hatırlarsınız o haberler çok ciddi anlamda gündemdeydi. Sonra son 2 senedir çok azaldı. Neden? Sebebi şu. 2 sene önce biz de bunun içinde çok aktif yer aldık. Kamuyla birlikte Türkiye'deki atık ithalat mevzuatını komple değiştirdik. Bütün atık lisansları iptal edildi. Çünkü yıllar içinde bu lisanslar yeteri kadar hassas verilmemiş. Bu iş ticarete dökülmüş. Atık alınıp başka birilerine satılıyor, o ona satıyor. Bunun yerine dedik ki bundan sonra sadece kapasitesi, makinası, atık yönetimi, atık su filtrasyonu, bunların yeterli olduğu tesisler bu atığı ticaret değil, direkt alıp kendi tesisine koyup uydudan takip edilen sistemlerle yapabilsin. Bakanlığımız bu şekilde düzenlemeyi yaptı. Nitekim son 2 senede bu anlamda Türkiye çok başarılı.
İlginç bir veriyi de paylaşmak istiyorum. Lütfen. Şimdi burada bazen şöyle bir hepimizde yanlış bir algı oluşuyor. Avrupa deyince kafamızda tek bir Avrupa geliyor. Ama Avrupa Birliği 27 ülkeden oluşan bir birlik. Şimdi bu 27 ülkenin içinde Bulgaristan'da Avrupa Birliği, Romanya'da Avrupa Birliği, Estonya'da, Letonya'da, Latvia'da sayarsam size bu 27 ülkeyi aldığınızda biz bir çalışma yaptık. Bu çalışmaya göre Türkiye'nin geri dönüşüm oranı, yani bugün Türkiye farz edelim ki Avrupa Birliği üyesi olsaydı, bugünkü şartlarımızla, eksiğimizle, gediğimizle kaçıncı olurduk diye baktık. Geri dönüşüm oranında biz Avrupa'da bugün üye olsaydık 13. sıradaydık. Avrupa'nın ortalamasından daha iyiyiz. Ama sıkıntı bizim istediğimiz Almanya, Avusturya, Fransa seviyesine çıkmak. Evet, Avrupa Birliği'ne seviyesine çıkmak değil. Yavuz Bey, iyilerle Avrupa'nın ortalamasından daha iyiyiz. Evet, iyi ülkelerle aslında kendimizi karşılaştırmamız gerekiyor. Biraz önce dediniz ki o plastik atıkları ithal ediyorlar. Çünkü geri dönüşüm ham maddesi için Avrupa Birliği'nin işte yeşil dönüşüm yasasına uyum sağlamak için ülkeler harekete geçmiş durumda. Peki ithal ettiğimiz atıkların, yani Türkiye'de ithal edilen plastik atıkların ne kadarı geri dönüşüyor? Bir oran verebilir misiniz? Zaten şöyle düşünün, çok basit. Hani hukukta vardır ya, hayatın olağan akışı diye bir tabir. Geri dönüşmeyecek atığı para verip kimse almaz. Yani akla aykırı olur. Düşünsenize, siz yurt dışından bir şey getiriyorsunuz, geri dönüşüm tesisiniz ve geri dönüşmeyecek bir şey. Geri dönüşmeyecek bir şeyi kimsenin para verip herhangi bir ticaret erbabının alması mümkün değil. Ama burada demin tekrar açıyorum. Burada önemli nokta Naz Hanım şuydu. İlk o iki sene önceki mevzuatımız yeteri kadar bu bahsettiğimiz dönüşümün, gelişen sanayinin, geri dönüşüm sektörünün öne çıkmasının ihtiyaçlarını karşılayacak hassasiyette değildi. Bunu suistimal edenler de o dönemde oldu ve bunlarla mücadele için özellikle kamuyla birlikte bütün lisansların iptal edilmesini biz talep ettik. Bütün lisanslar iptal edildi. Lisans alan firma sayısı o günkünün yarısına düştü. Niye? Hepsi şu anki bu yeşil dönüşüm normlarını sağlayan firmalar haline geldi. Ben bir şapkam daha var, onu da özellikle söylemek istiyorum bu mevzuatlarla ilgili. Ben aynı zamanda Brüksel'de Avrupa Birliği Plastik Üreticileri Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Oradaki mevzuatı da yakından takip ediyoruz. Şu anda Avrupa Birliği içinde de geri dönüşümcüler bu atıklar Türkiye'ye gitmesin istiyor. Avrupa Birliği üyesi olanlar diyorlar ki bu çok kıymetli bir maden, çok kıymetli bir ham madde. Yeşil dönüşüm de geri dönüşüm madde kullanma zorunluluğunu getiriyor. Aman Türkiye bizim rakibimiz. Eğer Türkiye'ye giderse Türkiye'de daha fazla geri dönüşmüş ürün olur. Bunlarla da mamul yapılıp bizim Avrupa pazarına gelir. Biz halbuki buradaki Avrupalı işçilerle, Avrupalı çalışanlarla bunu yapalım. Bu istihdamı biz sağlayalım. Yeşil dönüşümün katma değerini sağlayalım diyor. Biz de dostlarımıza diyoruz ki öyle yapmayın. Gelin. Birlikte yatırım yapalım, bunu birlikte büyütelim. Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır. Birlikte bu işi yapalım diye bir taraftan da öyle gayretimiz var Naz Hanım. Evet, Yavuz Bey, biraz da PAGEV'den bahsedelim. Çünkü uluslararası işbirliklerinizi de merak ediyorum. PAGEV'in global arenadaki rolü hakkında biraz bilgi verin bize lütfen. Ve aynı zamanda uluslararası da bir sertifika programınız var. Bununla ilgili de anlatacaklarınız vardır eminim. Kısa bir yanıt rica edeceğim. Evet. Şunu söyleyeyim, bir kere demin söylediğiniz bütün bu konuştuğumuz konuların hepsi dikkat ederseniz global konular. Yani çevre kirliliği global bir konu. Atıklarla mücadele, doğru atık yönetimi global bir konu. Dolayısıyla böyle global bir konuda mücadele ederken dünya ile uyumlu olmak lazım. Demin raporları, OECD'nin raporunu söylediniz. Bakın yine Basel Konvansiyonu var, atıkların hareketiyle alakalı. Yeşil dönüşüm dedik, Avrupa Birliği'nin normları. Dolayısıyla PAGEV şu anda dünyadaki bütün bu konudaki inisiyatiflerin içinde aktif, Türkiye'yi, Türkiye'deki sanayiyi temsil eden bir sivil toplum örgütü. Ben Avrupa Birliği Plastik Üreticileri Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim Brüksel'de. Diğer taraftan Dünya Global Plastik Konseyi'nin PAGEV Türkiye'yi temsil eden üyesidir. Yılda bir toplanan, orada aktif olarak çalışırız. Körfez Petrol Üreten Ülkeler İşbirliği GPCA'nin biz aktif üyesiyiz. Körfez ülkeleriyle bu konudaki işbirliğini geliştirme konusunda yoğun çalışırız. Amerika'da ACC'nin, Avrupa'da Plastik Zürich gibi kurumların içinde Türkiye'yi çok aktif temsil eden, aynı zamanda Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nde, parlamentosunda Türkiye'nin, Türk sanayinin, Türkiye'deki çevreyi ilgilendiren konularda aktif olarak Avrupalı paydaşlarla birlikte katkı koymaya çalışan bir sivil toplum örgütüyüz. Bu anlamda önemli.
Son sorunuz önemli. Demin bütün bu konuştuklarımızın hepsi çok güzel bir yerde bağladınız. Kısaca biz bunları söylüyoruz Naz Hanım. Ama ben Yavuz Eroğlu olarak veya PAGEV Başkanı olarak veya Türkiye'de plastik sektörünü temsil eden bir sivil toplum örgütü başkanı olarak bunları söylemem yeterli değil. Bunların üçüncü parti güvenilir bir kurumlarca sertifikalandırılması lazım. Dolayısıyla dünyada da sistemin döndüğü esas nokta şu anda Avrupa Birliği'nden başlayarak artık bütün bu konuştuklarımız geri dönüşüm oranı, geri dönüştürülebilirlik, geri dönüşüm sürecinin çevreye etkisi bunların hepsinin sertifikalandırması yasal bir zorunluluk hale geliyor. Bunlar yapılırken de bu iş tabii Türkiye için de çok önemli. Çünkü Türkiye sadece burada edilgen Avrupa'nın sertifikası için oralara para verip sadece bunun edilgen bir kısmında olmamalı. O yüzden Avrupa'ya akredite olmuş, Amerika'dan akreditasyonunu almış. Burada geri dönüşmüş içerik, geri dönüşüm süreci ve geri dönüştürülebilirlikle ilgili bir sertifika sürecini de PAGEV olarak yönetiyoruz. Peki Yavuz Bey çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu bizimle birlikteydi değerli izleyenler. Yeşil Ufuk'un sonuna geldik. Kısa bir aramız var, ardından birlikteyiz.